Anayasa paketini referanduma götüren kararın ardından tatile giren Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına yeniden başladı. Tatil dönüşü partilerin grupları toplandı. Gündemde referandum vardı. İlk konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli evet dedikleri için kendilerini eleştirenlere sert karşılık verdi. CHP, HDP, FETÖ, PKK, DAEŞ-GPC, ÖDP, EMEP, Türkiye Komünist Partisi, eli kanlı aydınlıkçılar, sözcüler, fitne çağcılar, cumhuriyetten geçinen fesat yuvaları, kendilerine milliyetçi diyen dar ve güdük bir grup ağız birliği etmişçesine MHP'ye bindiriyor, MHP'ye saldırıyor. Niye evet diyormuşuz? Bize diyoruz ki size ne? Size mi soracaktık? Başbakan Binali Yıldırım da AKP grubunda konuştu ve CHP'ye yüklendi. PKK hayır dediği için, FETÖ evet dediği için biz bu anayasa değişikliğine FETÖ hayır dediği için, PKK hayır dediği için biz bu değişikliğe evet diyoruz dedi. Cevabı muhataplarından beklerken cevap CHP'den geldi. CHP zaten onların kayığına binmiş vaziyette. CHP'yi Allah ıslah etsin. Siz FETÖ'yle, PKK'yla, bölücü örgütlerle iş tutarak milletin gönlüne giremezsiniz. İktidar kanadından gelen eleştirilere cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunları söyledi. Vatandaşımız da itibar etti. 2010 referandumda anayasa oylamasını evet dedi. Ne oldu? Yargıyı kime teslim ettiler? FETÖ terör örgütüne. Danıştay'ı, Yargıtay'ı, mahkemeleri, sadece onları mı? Hayır. Devletin müsteşarı, genel müdürü, milli eğitim müdürü, emniyet müdürü, bütün bunlar büyükelçiler, hepsini teslim ettiler. Düşünün, meclis var, başbakan var, bakanlar var ve devleti teslim aldılar ve paralel bir devlet kurdular. Şimdi bütün yetkiler bir kişide, bir kişide. Bir kişiyi kandırdınız mı? Devletin sadece belli kesimlerini değil, devletin bütün organlarını teslim edeceksiniz. Eş başkanların tutuklu olduğu HDP grubundaysa geçen hafta tahliye edilen HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken konuştu. Bu referandum sürecinde de adil, özgür ve demokratik koşulları sağlayacak bir kararı, bir raporu mutlaka kamuoyuna ivedilikle sunması gerektiğini düşünüyoruz.